özel mülkiyete saygı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslümanın Müslümana her şeyi haramdır. Malı, ırzı, kanı, canı. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Bu hadisin metni Ebu Davud'a aittir. Sahih-i Müslim'de geçen metin ise birbirinizi kıskanmayın uyarısıyla başlar. Ticaret ahlakına ilişkin bazı esasları ve kardeşlik hukukunu hatırlattıktan sonra Resul-i Ekrem'in 3 kez göğsüne işaret ederek takva buradadır buyurduğunu haber verir. Bilindiği üzere emir ve yasaklarıyla Yüce İslam şu 5 değerin koruma altına alınmasını hedefler. Dini muhafaza, hıfz-ı din, canı muhafaza, hıfz-ı nefs, aklı muhafaza, hıfz-ı akl, nesli muhafaza, hıfz-ı nesl ve malı muhafaza, hıfz-ı mal, zaruriyat-ı hamse diye nitelenen bu 5 değer, fert ve toplumu ayakta tutan olmazsa olmaz unsurlardır. Bahse konu olan hadisle, can ve nesil emniyeti yanında malın dokunulmazlığı ve mülkiyete saygı esasının önemi vurgulanır. Bu demektir ki, İslam'da özel mülkiyetin dokunulmazlığı ve malın kutsiyeti söz konusudur. Ne var ki bunun kamu hak ve menfaatleriyle çelişmemesi gerekir. Esasen İslam, özel mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesini vaaz etmekle kalmamış, zarar vermek ve zarara zararla mukabele etmek yoktur tarzındaki nebevi ilkenin hayata geçirilmesini isteyerek insanlığa üstün bir ahlak ve hukuk dersi vermiştir. Hadisin sonundaki Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter cümlesi, kişilik hakları konusunda hadisin baş tarafını tamamlayan ve altı çizilmesi gereken ahlaki, hukuki bir ilkedir. Kişilik hakları, bir şahsın maddi manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki hak ve menfaatlerin bütünüdür. Bu temel ilkeye göre insanı hakarete maruz bırakmaktan ve onun kişiliğine dahil olan unsurlara, sağlığına, vücut tamlığına, şeref ve haysiyetine, sırlarına, ismine, hak ve özgürlüklerine karşı saldırılarda bulunmaktan kaçınılması gerekir. Kişilik hakkı bulunmayan bir kimse tasavvur edilemez. Zira insan onurlu, Müslüman izzet sahibi bir varlıktır.